tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Markt sunar. Media Markt'ın sunduğu Game Night devam ediyor. Ve James Harden'ı konuşacağız Murat abi. James Harden MVP benim dedi ve bir kendi kendini en değerli oyuncu ilan etti. Ne düşünüyorsunuz? Ya müthiş oynuyor. Yani hakikaten kazanırsa hiç kimsenin bir itirazı olmaz ama şimdi tabii bu oylar, bu Houston'dan ayrılışı hoş olmadı. Yani hiç kimse onu beğenmedi. Çok eleştirildi. Zaten böyle sevinmeyen bir tipi de var. Sevmeyeni de çok. Ona kadar etkiler oylamayı bilmiyorum. Bir. İkinci şey, 3 süper yıldızlı bir takımda oylar bölüşecekti. Neyse o biraz kendi kendini idare etti ve yani hem Durant kaç maç kaçırdı? Bayağı maç kaçırdı. Tabii çok uzun süredir. Kyrie de kaçırdı. Yani tek başına Nets'in nerelere götürebileceğini de zaman zaman gösterdi veya bir yıldızla birlikte. Şimdi Harden'ın oynadığı maçlarda Brooklyn Nets 26 galibiyet, 7 mağlubiyet. Bu galibiyet yüzdesi %78.8. Şu anda NBA'nin en iyi galibiyet yüzdesine sahip takım Utah %76.6. Yani en iyi takımın galibiyet yüzdesinden Harden'lı Brooklyn'ın galibiyet yüzdesi daha yüksek. Harden'ınki daha yüksek. Onsuz Brooklyn Nets 8 galibiyet, 8 mağlubiyet. Arada uçurumlar var. O açıdan evet MVP olabilir. Olmalı mı? Şimdi burada da şans esasında biraz yaver gitti. En önemli rakiplerinden ikisi. Embiid 12 Mart'tan beri oynamıyor. LeBron 20 Mart'tan beri oynamıyor. Oynamayacak. Ne zaman döneceği de belli değil LeBron'a. O açıdan o da yardım etti ona. Ama işte Jokic, Dame, Lillard tabii. Şimdi Vegas Jokic'i hala favori gösteriyor ama Harden 2. sıraya yükseldi. Embiid 3, LeBron 4, Giannis 5, Dame 6, Doncic 7, Curry 8 öyle gidiyor. Ama bu matematiksel bir hesap var ya hani veri Aynen. Orada Jokic 1 çıkıyor, Harden 2 çıkıyor. Giannis orada 3'e yükseliyor. Dame 4, Kawhi 5. Enteresan. Kyrie 6. LeBron 7'ye düşüyor burada. Gobert 8. burada. Çok enteresan. Doncic de 9'a düşüyor. Yani ikisinde de 2. sırada. O açıdan şansı çok çok yüksek. Hikayesi ama iyi değil. Hikayesi iyi değil. Bir de ikisinde de önünde Jokic var. Şimdi Denver, yani oy kullananların neye bakacağı da çok önemli. Denver beklenenin altında bir sezon geçiriyor. Evet. Geri kalan bölümde ne olur bilmiyorum göreceğiz. Ama yani şu ana kadar Batı'da final oynamış bir takımın yani Utah'ın yerinde değil ama Phoenix'in yerinde belki olması bekleniyordu diyebiliriz. Bunu ne kadar işin içine katacaklar? Çünkü Brooklyn eğer Philadelphia'yı geçip Doğu'yu bir bitirirse o Harden için önemli bir pozitif, değil mi? Artı olur. Ama en değerli kelimesini şimdi bana sorarsan evet, Jokic müthiş bir sezon geçiriyor ama ya Portland'da Zack Collins hiç yok. Nurkic 32, dün akşam oynadıysa 33. McCollum'da 25 maç kaçırmış. Yani hiç tek başına ya. Tabii, tek başına. Evde tek başına var yani film. Şu anda 5. sırada 29 galibiyet 18 mağlubiyetle 5 ile 6 işte evet. Aynı şey. Yani şimdi bunu nasıl hesabın içine katacaksın? Bak Dame olsun demiyorum. Ama benim oyum olsa çok güzel. Sizin oyunuz olsa kime verirsiniz? Benim oyum olsa iki şeyi ön plana tutarım. Birincisi takım olarak beklentileri karşıladı mı, aştı mı? İkincisi de takıma gerçek değeri. Yani 3 oyuncu yok. Takımın en iyi 2. 3. 4. oyuncusu yok ve takım hala beklentileri karşılıyorsa o benim için çok büyük bir artı. Ama Harden sempatik olsa belki de Harden'a veririm. Yani ben Jokic'e şöyle vermiyorum. Eğer Denver ikinciliğe, üçüncülüğe çıkarırsa o fikrimi değiştirir. Bir de bunlar her hafta değişiyor yani. Bir ay önce LeBron'la Embiid arasındaydı. Ama Harden müthiş bir yıl geçiriyor. Hakikaten Houston'daki kötü imajı silmek için de elinden geleni yapıyor. Oyun tarzı olarak özellikle. MVP, ciddi MVP adaylarından biri. Ama daha önümüzde bir süreç var. Orada ne olacak? Onu da beklemek lazım. Ama yani bu kadar basite pek katılmıyorum. Yani it's simple. Benim de bu kadar. It's simple lafına pek katılmıyorum ama o James Harden. Ama çok büyük oyuncu yani. Hatta bence James Harden kariyerinin en verimli ve en olgun basketbolunu oynuyor. Bu hiç tartışmaya açık bir konu değil bence ama MVP mi sorusu çok farklı bir soru. Çünkü NBA'de MVP'ler genelde hem hikayeden yola çıkılarak hem takımın performansı hem de genel resme bakılarak verilen ödüller. Yani hep en iyi oyuncuya verilseydi Michael Jordan'ın 10, LeBron'un 9 tane, 10 tane MVP'si olurdu bugüne kadar. Böyle olmaması da bunu gösteriyor zaten. 3 tane süperstarın olduğu hiçbir takımda bugüne kadar MVP verildiğini ben düşünmüyorum. Tarihte düşündüğümüzde belki atlıyorumdur ama 3 süperstar bir araya geldiği zaman o hikaye süperstarlara karşı çalışıyor. Çünkü zaten 3'ü birbirinden oy çalıyor veya 3'ünün olduğu yerde galibiyet sayısının yüksek olması bekleniyor. Kyrie Irving oynadığında müthiş oynuyor. Baktığınızda o da kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor belki bireysel anlamda bakıldığında. Durant sezona çok iyi başladı. Sakatlıkla uzun bir süredir yok. O yüzden Nets'te baktığınızda bu 3 süperstardan 2 tanesi sahada olduğunda zaten böyle bir başarı bekliyorsunuz. Demin sizin söylediğiniz o beklenti tarafına baktığınızda. Yani Nets şu anda Doğu'da ilk 2'nin içinde olmayan bir resimde olsaydı büyük bir hayal kırıklığı gibi konuşulurdu. Aynen. Nets için. O yüzden orada biraz 3 süperstarın içinden MVP ödülü kazanmak çok zor geliyor bana. Yani bu ödülün verilmesi çok zor geliyor. Yoksa Harden müthiş oynuyor söylediğiniz gibi. Burada Lillard ve Jokic bence bir adım herkesin önüne geçti. Çünkü oyunu kime verirsin? Sen yani bana. Yani Lillard süper kahraman gibi bu seneyi geçiriyor hakikaten. Jokic'in yaptığı rakamlar ve bireysel performans inanılmaz ama Denver'ı ben de daha yukarıda bekliyordum. O yüzden sene sonunda Denver ilk üçün içindeyse Jokic'e verirdim. Ama bu şekilde devam ettikleri bir yerde işte Portland 5. Denver 4. bitirmiştir. O zaman kesinlikle Lillard'ın alması gerektiğini düşünüyorum. Embiid Portland 4'e çıkarsa o zaman zaten yani tartışmalar azalıyor. Çünkü bahsettiğimiz isimler de her ne kadar iyi isimler olsa da CJ McCollum'da, Zack Collins'de bu adamlar süper yıldız değil. McCollum iyi bir hücum oyuncusu, yardımcı iyi bir Robin. Ama yani bahsettiğimiz isimler işte Harden, Durant, Kyrie resminde hiç yanına yaklaşamayacak isimler. O açıdan bakıldığında ben şu anda herhangi yani Vegas ve istatistiklere yani Jokic evet ama bence Lillard'ın daha yukarıda olması gerekiyor. Harden'da hikayesi kötü olunca NBA'de kazanmak çok zor Murat abi. Yani kötü bir sezon başlangıcı Houston'da yaşattıkları ve de 3 süper yıldızın olduğu bir takımdan MVP çıkmak çok zor geliyor bana. Matematiksel formüle göre Dame'in 4 olması bence çok büyük başarı. Tabii. Çünkü kısa oyuncuların şut yüzdeleri daha düşüktür bilmem ne. Tek başına yukalıyor, efficiency düşüyor. Tabii. Yani o açıdan ben bunu şey olarak epey bir şaşırdım. Gobert'te de şaşırdım ama. Bir de size şöyle sorayım. Harden'ın resminde Houston'daki dönemini hiç konuşmayacak mıyız? Bu sezon başı değil mi? O da bu sezonun parçası yani. Çünkü. İşte onu silmek için hakikaten müthiş oynuyor. Her şeyi deniyor ama ben de katılıyorum sana. Oy verenler bazı şeyleri unutmuyor. Yani ya Jordan yine mi Jordan'a vereceğiz? Yine mi LeBron'a vereceğiz? Tabii. Kafası burada da devreye girebilir yani. Kesinlikle. Ama hiç olmadığı kadar çekişmeli ve enteresan bir MVP güzel yarışı yani olduğu da kesin. Yani sene sonu şu resim çok farklı bir yere gelmiş ve biz çok farklı isimler konuşuyor olabiliriz. Bakalım ne olacak diyelim ve bir sonraki bölümümüze geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Markt sundu.